yıllardır mottosunu savunduğum ve mesleğimi de tabii keyifle yaptığım diyetisyenlik mesleğiyle ilgili kitabımın da ilk kitabımın da ismi olan Doya Doya Zayıfla şeklinde bir başlıkla geldim. Doya doya gerçekten zayıflanılır mı? Hatta sayfanın içerisine de şöyle Akbatı AVM'nin Instagram sayfasına girerseniz oradan da soruyorum sizlere günde kaç öğün beslenmek gerekiyor şeklinde. Oraya da bir cevap yazarsınız. Çünkü herkesin bu aralar kafası birazcık öğün sayısıyla da, aralıklı oruçla da, aç kalmakla da birazcık böyle tam çalınmaya başladığı anda ben diyorum ki bir dakika, doymak gerekiyor. Bu beyinler bu kadar açken doyurmak aslında mideleri çok zor. Peki beyin neden aç? Beyni doyuran arkadaşlar aslında bilgi. Yani biz aslında bu kadar bilginin ortalıkta olduğu bir dönemde beynimizi ne yazık ki fresh, temiz, sağlıklı, keyif veren bilgilerden uzak ve mahrum bırakıyoruz. Öyle olunca da doymayan beynin hesabı ne yazık ki tabakta çıkıyor. Yani eskiden oturup okuduğumuz romanların yerine belki şu anda iki satır okuduğumuz bilgiler geçiyor. O bilgilerle de tatmin olmuyoruz. Onun için beynin doyuyor olması ve bilgiyle doyuyor olması çok kıymetli. Şimdi bunun tabakla ne ilişkisi var diyeceksiniz. Eğer ki aklı bilgiyle doyurmuyorsanız serotonin salgılayamadığınız için bu sefer haz veren yiyeceklere doğru yönelmeye başlıyorsunuz. Daha fazla şeker tüketmek istiyorsunuz, daha fazla çikolata, daha fazla makarna, gözleme, mantı derken olayın ucu tamamen kaçıyor. Neden? Beyni aç bıraktık. Yani birincisi bugünün insanının beyni aç. Beyni aç olduğundan dolayı oradaki porsiyon kontrolüyle ilgili bilgi havuzunu nereden yararlanacağını bilmesi gerekiyor. İkinci konu ruhumuz aç. Yani birbirimize selam vermez olduk, sarılmaz olduk, öpmez olduk, koklamaz olduk. İki selamı sadece SLM ile, kendine iyi bakları da KYB ile artık, KYB ile artık tanımlıyoruz. Öyle olunca o sevgi sözcüklerindeki kısaltmalar ne yazık ki yine tabağa yansımaya başladı. Belki bir haftadır aramadığınız çocuğunuzu düşünmek, özlemek tabakta. Veya eşinizin size bir haftadır söylemediği güzel bir söz, bir cümle olmaması tabakta. Dostlarınızla geçiremediğiniz zamanlar tabakta ne yazık ki faturası ağır bir şekilde karşımıza çıkıyor. Onun için aslında çok bildiğimiz bir şeye geri dönmemiz gerekiyor. Ya sarılışacağız, sarılacağız, öpüşeceğiz, koklaşacağız, beraber zaman geçireceğiz. Ve melatonin hormonu neden olumsuz etkileniyor biliyor musunuz? Beyaz ışıktan. Beyaz mavi ışık var ya şu televizyondan, telefondan gelen. Ne yapıyor biliyor musunuz? Melatonin salgılamamızı azaltıyor. Uykumuzu kaçırıyor. Böylelikle gece daha çok yemememize sebep veriyor. Ertesi günde iştahın ucunu kaçırıyoruz. Bütün her şey de buna göre kurgulanmış zaten. Dizilerin süreleri, marketten alacağınız paketler hepsi buna göre dizaynlı. Çünkü o saatlerde siz uyanık olduğunuzda böyle canlı paketlere ihtiyaç duyuyorsunuz. Çünkü gece devam ediyor. Eğlenceli bir şekilde. Ne yapalım o zaman? Aç cips paketini, aç gofret paketini, yanında da birazcık içecek bir şeyler tüket. Al sana gece senin. Sen kendini iyi hisset ama bu saatte üzgünüm o metabolizma iyi hissetmiyor. Onun için bu noktada saat 9.30'dan itibaren hepinize telefonla ve ekranla olan ilişkinize sınırlama getirmenizi öneriyorum. 40 dakikadan daha fazla 9.30'dan sonra lütfen beyaz veya beyaz mavi ışığa kendinizi maruz bırakmayın. Yeah, 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 yeah. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayatı doya doya yaşamanız ve doya doya gülümsemeniz dileğiyle diyorum. Teşekkürler.